Gençliğin gözyaşları merhabalar. Şimdi ikinci ünitemizdeyiz hala arkadaşlarım ve konu testlerine kadar geldik. Şimdi konu testlerini çözeceğim. Fonksiyonlarda uygulamalar konu testi 1 kardeşlerim. Bakalım ne diyor Gobeller bu adam. Birinci sorumuzda diyor ki ilk 4 soruyu diyor aşağıdakilere göre cevaplayınız. He, tamam. Birinci soru. Fx fonksiyonunun diyor. Fx fonksiyonunun eğrisinin x eksenini kestiği noktaların apsisleri toplamı. Basitti arkadaşlarım bu. X eksenini kestiği noktalar. Yani kırmızı fonksiyon eğrisinin şu x eksenine değdiği noktalar. Aha bunlar. Şurada değiyor. İşte bize de bunların toplamını soruyor kardeşim. Eksi 4. 4 de burada var. 0 yaptı. 2 var. Eksi 1 var. 2 ile eksi 1'in toplamı da 1 yaptı. Yani cevabımız bursaymış dedim. X'lerin toplamı. İkinci soru diyor ki fonksiyonu ile ilgili olarak hangileri doğrudur diye bir soru sormuş bize. Tamam. Önce şu birinci maddeyi okuyalım. Eksi 6 ile eksi 2 aralığında azalandır. Şimdi eksi 6 ile eksi 2'yi bulalım bir bakalım. Şu aralıktan bahsediyor. Şunların ikisinin olduğu şu aralıkta azalandır diyor. Bakalım fonksiyonun bu uç noktalarını göreceğiz burada arkadaşlarım. Buradan buraya bisikletimi sürerken hiç pedal çevirir miyim? Hayır. Yorulur muyum? Hayır. Yorulmadığım için gücüm de yorulmuyorum kardeşlerim. Ne diyorduk? Yorulmadığı için de azalan olabilir diyorduk, değil mi? Azalan olur diyorduk. Olabilir de nereden çıktı? Yorulmadığın yerde yani bisikleti kendisi sürdüğün zaman, bisiklette pedal çevirmediğin zaman azalan olacak demiştik. Evet doğru. O halde eksi 6 ile eksi 2 aralığında azalandır. Birinci öncülümüz doğrudur arkadaşlarım. Geldim ikinci öncüle. 3 ile 5 aralığında artandır. Hemen bakıyorum 3 ile 5 aralığına. 3 şurada, 5 şurada, şu aralıkta. Sınırları kontrol edelim. Şurasıyla şurası. Demek burada bakın ben bisiklete soldan sağa doğru giderken, şuradan giderken pedal çeviririm. Yokuş çıkıyorum çünkü. Yorulurum. Yorulduğum için de artandır diyorum kardeşlerim. Evet doğrudur buradaki de. İkinci öncülümüz de doğru. Y eksenini sıfıra iki noktasında keser. Hemen bakalım. Y'ye değdiği kırmızı çizgimizin Y'ye değdiği nokta 2. Evet Y'si 2. Y ekseni üstünde olduğundan dolayı da X'i 0. Bu da doğrudur. Dolayısıyla 1, 2, 3 hepsi doğrudur arkadaşlarım. Cevabımız Edirne. Şimdi gelelim üçüncüsüne. Diyor ki fx büyüktür sıfır eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır diye bir soru sormuş. Şimdi fx sıfırdan büyük. Yani x'in üstünde olan yerlere bakacaktık dostlarım. Şimdi x'in üstünde olduğu noktalarda şunlar. Burası 1. Şurası bir de şurası arkadaşlarım. Şu kısımlarda x'in üstünde. Demek ki bu kısımlarda fx sıfırdan büyük. Şimdi alalım bakalım değerleri. Eksi 6 olur mu? Evet olur. Eksi 6'ya aldım. Eksi 4. Y'yi sıfır yapıyor arkadaşlarım değil mi? Eksi 4'ün koordinatları neydi? Eksi 4'e sıfır. Yani y sıfır oluyor ama bize küçük büyük ittir diyor. Büyük eşittir demiyordu bakın. Sadece büyük. Eşittir olmadığı zaman bunları almıyorduk. Demek ki eksi 4'ü almayacağım. Devam. Şu 1 ile 2 aralığına bakalım. Burada da çünkü pozitif değerler alıyor. Eksi 1'i almayacağım. Çünkü 0 yapıyor. 0 olur. 1 olur. 2'yi almayacağım arkadaşlarım. Neden? Çünkü 2 0 yapıyor. Eşittir olmadığı için 2'yi alamıyorum dostlar. Şuraya bakalım şimdi. Bir de neydi? Şurada pozitifti değil mi? Yani 4 ile 5 aralığında da yukarıda oluyor fonksiyonumuz. X'in üstünde oluyor. Burada da bir tek neyi alacağız? 5'i alacağız arkadaşlarım. Çünkü 4'ü alamam. 4 0 yapıyor. 5'i alacağım. Sadece şunu kaçırdık gözden. Eksi 4 ile eksi 6 aralığında bir de eksi 5 var. Bir de eksi 5'i kaçırmayalım. Onun da değeri pozitiftir diyelim. Bir de eksi 5 var arkadaşım. Kaç tane oldu? 5 tane oldu toplam. Bu eşitsizliği sağlayan 5 tane x değeri vardır dedi.
Şimdi bunların hepsini köşe taşlarında anlattığımız için burada böyle çok ayrıntılı girmiyorum arkadaşlarım bu olaya. Eğer bu kısmı anlamadıysanız bunun köşe taşını mutlaka izleyin ki iyice öğrenin kardeşim. Şimdi bu ne diyor? İfadelerinden hangileri doğrudur? Fx'in maksimum noktası yani dağın en tepesi şu nokta y'si 4, x'i 1 olan nokta. 1'e 4'tür diyor. Evet doğru. Fx'in minimum değeri. Değeri dediği zaman en alttaki ucuna bakıyorsun. Y'deki karşılığı ney bu ucun? Eksi 3. Evet bu da doğru. F fonksiyonu 2'ye 4 aralığında negatif değerler alır. Yani 2'ye 4 aralığında eksi değerler alır. Yani eksidir y'leri diyor bize. Yani x'in altında kalıyor mu diye soruyor. 2 ile 4 aralığı bir bulalım. Şu aralık 2 ile 4. Evet bakın burada görüyorsunuz fonksiyonumuz şurası. X'in altında dolayısıyla negatiftir. Negatif değerler alır. O halde bu da doğru. Hepsi doğrudur. 1, 2, 3 doğru cevaplardır. Geldik buna. 5 numaralı sorumuz. Yukarıdaki fonksiyonlardan hangilerinin grafikleri orijine göre simetriktir? Dostum orijine göre simetrik neydi? Tek fonksiyon olacaktı. Tek fonksiyon demek ne demek? Üstündeki kuvveti çift olmayacak. Bak bununki çift. O zaman bu çift. Geç. Bak bununki çift de var, tek de var. Ne tek ne çift. Geç. Bununki sadece tek. Doğru. Yalnız 3 olacak sorumuzun cevabı. 6'ya geldim. Y eşittir fx eğrisi 1'e eksi 6 noktasından geçmektedir. Bak bundan birkaç tane çözdük. Bu ne demektir? Hemen söylüyorum. Demek ki f'de x yerine 1 yazınca sonuç eksi 6 oluyor demekti. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle eğrisi üzerinde bulunur? O halde şimdi ben x yerine 1 yazayım burada da. Şurada 1 yazınca y eşittir şöyle olmuyor mu arkadaşım? 1 bölü 3 çarpı f'de 1 oluyor. Peki biz 1 bölü 3 çarpı f'de 1'i ne diyebiliyoruz? Eksi 6 diyebiliyoruz. Buraya da bir de eksi 6 ile çarpalım. 3 ile eksi 6 sadeleşsin. Eksi 2. 1 çarpı eksi 2'den de eksi 2 geliyor. Bak x yerine 1 yazdığım y eksi 2 çıktı. Demek ki 1'e eksi 2 bunun üstünde. 1'e eksi 2 Denizli şıkkında var kardeş. Bunu da işaretledik. Geldik bir sonraki sorumuza. 7 numara. Diyor ki fonksiyonun grafiği y eksenine göre simetriktir. Dostum y eksenine göre simetrikse biz ne demiştik? Çift fonksiyon olacak demiştik. Çift fonksiyonsa da tek dereceli terimler olmayacaktı kardeşim. Tek derece. Bak bunun burası tek. X'in üstünde 1 var. Şurası olmayacak o zaman. Şu kısım. 1 dediğimiz sayının yanında x üzeri 0 vardı değil mi? X üzeri 0 1 demektir. 1 çarpı 1 yine 1 olduğu için x üzeri 0 yazmaya gerek yok. Ve burası da çifttir değil mi? Şurası da çifttir. O yüzden bunlar olacak ama şu yok. Olmayacak burası. Peki yok olması için 2 eksi m'in 0 olması lazım. 2 eksi m 0. 2 eşittir m geldi. Hadi m'i yerine yazalım. Fx'i bir daha düzenliyorum. M yerine 2 yazarsam 3x kare gelir. Burası zaten 0 oldu. Bir de artı 1'imiz var arkadaşlarım. İşte fx fonksiyonu böyleymiş. Çift fonksiyonmuş. Buna göre f'de eksi 1 nedir? X yerine eksi 1 yazın diyor. Eksi 1'in karesi 1. 3 ile çarptım 3. 1 ile topladım. 4 geldi sorumuzun cevabı. 7 numara Ceyhan çıktı arkadaşlar. Şimdi geldik 8 numaralı sorumuza. Hadi bunu da bir odaklamasını yapalım. Şekildeki fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Peki. Gx eşittir eksi fx fonksiyonu aşağıdaki aralıklardan hangisinde negatif değerler alır diye bir soru sormuş bize dostum. Şimdi gx eşittir eksi fx. Bak burada ne yapmış dostum? Y'nin yani fx'in işaretini değiştirmiş. Y'nin işareti değişiyorsa biz ne demiştik? Hani tezatlık var demiştim hatırlayın. Y'nin işareti değiştiyse x'e göre simetrik almıştır. X'in işareti değişseydi yani şöyle olsaydı gx eşittir f'de eksi x olsaydı
Burada x'in işaretini değiştiriyor. Bak x'in önüne eksi koyuyor. O halde bu da ne olacaktı? Y'ye göre simetrik olacaktı. Şimdi y'nin işaretini değiştirdiği için x'e göre simetrik olacak arkadaşlarım. X'e göre simetri demek sen bu fonksiyonu x'e göre şöyle aşağıya doğru çevireceksin demek kardeşim. Şimdi aşağıdaki aralıklardan hangisinde negatif değer alır diye bir soru sormuş. Dostum, bunu pratik olarak şöyle çözüyorum ben. Önce onu anlatayım, sonra bir de normal çizerek de anlatırım. Pratik olarak şu. Şimdi x'e göre simetrik alacağım ya kardeşim, simetrisini alacağım ya. Hangisini soruyor? Negatif değerler. Yani aşağıda kalanlarını soruyor ben. Bunun için şuna bakıyorum. Daha simetri almadan önce hangi değerlerde pozitifse simetri aldıktan sonra orada negatif olacak diyorum. Yani bak x'in işareti y'nin işaretini değiştiriyoruz ya. Öncesinde pozitif olan yerler. Şurada pozitif değil mi kardeşim? Eksi 4'e eksi 1. O zaman simetri yani yeni halinde de bu aralıkta negatif olacak. Eksi 4'e eksi 1'de negatif olacak yani. Şıklarda yok. 1 ile 3 burada pozitif değil mi kardeşim? Simetri aldıktan sonra burada negatif olacak. 1 ile 3'te. İşte Denizli'de var. Ha, bunu normalde nasıl çözeceğim? Simetrisini alacağım x eksenine göre. Bak şu kısmın simetrisi şu olur. Şöyle. Bu kısmın simetrisi şöyle olacak arkadaşım. Şöyle bir şey gelecek, devam edecek. Hop. Şöyle olacak. Buranın simetrisi hemen x'e göre takla attırıyorum. Şöyle bir şekilde gelecek. Buranın simetrisi şöyle gelecek. Hop böyle gidecek. Simetrisini aldığımızda da bu hale dönecek işte fonksiyon kardeşim. Şöyle bir şey oldu. İşte bu oldu. Peki şimdi negatif olduğu yerleri bulmak için aşağıda kalan kısımlara bakmıyor muyduk şuraya? Bak eksi 4 ile eksi 1 aralığında negatif. Şıklarda olmadığı için işaretlemedim. 1 ile 3 aralığında negatif. Şıklarda vardı, işaretledim. Evet, 9 numaradayız. Bakalım bu ne diyor. Boyu 18 santim olan bir fidanın dikildikten sonraki boyunun zamana bağlı değişimi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Peki. Örneğin fidanın boyu 1. yılın sonunda 24, 5. yılın sonunda 48 olmuş. Eyvallah, onu gördük zaten. Buna göre fidanın boyunun 2. yıl ile 4. yıl arasındaki ortalama değişim hızı nedir diye soruyordu. Biz de bunu çok kolay öğrenmiştik arkadaşlarım. Önce 4. yıl 42, eksi 2. yıl 30, bölü yıllar farkı 4 eksi 2. Cevap da 12 bölü 2'den 6 mı geliyor arkadaşlar? Evet, 6'yı paketledik. Kolay bir soruydu. Artık sizin için de çok kolay, iyice alıştınız buna. Fonksiyonunun grafiğinin 4 birim sola, dostum sol dediği zaman x'e 4 ekleyecektik. Hemen x gördüğümüz yere x artı 4 yazacağız. Bu 1. Sonra da 3 birim aşağıya. 3 birim aşağı dediğinde de fonksiyondan 3'ü çıkartacağız arkadaşlar. Oluşan grafiğin fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Dediğim gibi bakın bunu sürekli söyledim ama arkadaşlar bunları hep köşe taşında anlattığım için burada çok ayrıntılara girmeden sadece patır patır çözüyorum soruları. Peki, hadi şimdi ilk önce x gördüğümüz yere x artı 4 yazalım. Şöyle olacak kardeşim. X gördüğüm yere x artı 4 yazıyorum. Bir de 1 varmış burada. Eksi 1'i çıkartıyorum. Karesi artı 4. Bir de ne demişti? 3 birim aşağı. O halde 3 de çıkartıyorum bunu. İşte yeni hali bu oldu. Hadi düzenleyelim. Burası x artı 3'ün karesi artı şurası da 1 oldu. X artı 3'ün karesini açalım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. İkincinin karesi bir de artı 1. Yani x kare artı 6x artı 10 oldu arkadaşlarım. O da Bursa şıkkında var. Evet doğru, Bursa şıkkı 10 Bursa. Geldim 11'e. Son sorumuz Goberler. Aşağıya kadar uzanıyor bu ama bakarız şimdi, yavaş yavaş yukarıya doğru kaydırırım ben bunu. Bakalım ne diyor. Fx fonksiyonunun grafiği orijinden ve 4'e 0 noktasından geçmektedir. Peki buna göre y f'de x artı 2 eksi 1 fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi hemen hatırlayalım bilgilerimizi. Fonksiyondan 1 çıkartmış.
Demek ki şu tepe noktası bir birim aşağı düşecek. Şuraya da gelecek arkadaşlar. Buraya geldi. Bir birim aşağı düştü. Sonra X'e 2 eklemiş. Bak artı 2. Bu ne demekti? Sola doğru hareket etmiş demek ki bu tepe noktası. 2 birim sola kaymış. 1, 2. Aha şurada olacak yeni tepe noktamız arkadaşlar. Şurada tepe noktamız olacak. Bakalım hangi şıkkımızda var. A şıkkında zaten direkt var. B şıkkında bak tepe noktası şurada olacak unutma. B şıkkında yok. C şıkkında tepe noktası şurada olacak dedik alakası yok. Denizli'de alakası yok. Edirne'de de alakası yok. Sadece Adana şıkkında tepe noktası tam istediğimiz yerde. O yüzden başka hiçbir şeye bakmaya gerek kalmadı. Adana şıkkı doğru cevaptır dedim Goberler. Bakalım kaç dakika olmuş? 15 dakika olmuş. İkinci konu testini de biz buradaki bu videoda bitirelim arkadaşlar isterseniz. Onu da hemen çözeyim ben. Ayrı ayrı video yapmayalım bunları. Tek videoda gömelim. Şöyle odaklanmasına da basıyorum ve başlıyorum çözmeye. Diyor ki y eşittir fx fonksiyonun grafiği üzerindeki bir nokta eksi 1'e 2'dir. Yani ne demekti bu kardeşim? F'de x gördüğün yere eksi 1 yazarsan sonuç 2 çıkıyor demektir. Tamam. Buna göre aşağıdaki noktalardan hangisi kesinlikle fonksiyonun grafiği üzerindedir diyor. Hadi burada da şimdi x yerine 1 yazsan geliyor mu eksi 1? Bak x yerine 1 yazıyorum. X yerine 1 yazıyorum. Unutma şunlar değil yani. X yerine 1 yazacağım. 1, 1. Bakalım 1 yazınca ne oluyor burası? F'de eksi 1 oluyor. Yani F'de eksi 1'de neydi? 2 diye bulmuştuk. Demek ki 1 yazınca da 2 çıkacak. Bursa şıkkımız doğru cevaptır. Fonksiyonunun eğrisinin X eksenini kestiği noktaların apsisleri toplamı 2'dir. Eyvallah. Buna göre bilmem ne eğrisinin x eksenini kestiği noktaların apsisleri toplamı kaçtır diyor Goberler. Güzel soru olmuş. Bak bu tarzda ilk defa çözüyoruz aslında. Çok öteleme sorusu çözdük ama apsisler toplamı diye ilk defa çözüyoruz. Bak dikkatli dikkatli dinle ne kadar kolay olduğunu anlayacaksın şimdi. Şimdi rastgele bir fonksiyon çiziyorum. Sallıyorum tamamıyla arkadaşlar. Aha şöyle bir şey olsun. Şöyle bir şey. Hiç önemli değil. Bunun x1 olsun. Burası da x2. Ve biliyorum ki ben x1 ile x2'nin toplamı 6'ymış. Şimdi şuraya hatırla bakalım. X'e 3 eklemiş Goberler. Ne demekti artı 3 olunca? 3 birim sola kaydır demekti bunu değil mi? Şimdi 3 birim sola kaydırıyorum. Bak x1'i de 1, 2, 3 birim sola kaydırdım. X1 buraya geldi. X2'yi de 1, 2, işte 3 birim kaydırdım buraya geldi. Yani yeni hali şöyle bir şey oldu benim eğrimi. Yani X1 3 birim sola gitti. X1 ne oldu arkadaşlarım yeni noktamız? X1 üstünden 3 birim çıktı. X2 nereye düştü? Bak geriye doğru geldiği için X2 de 3 birim azaldı. İşte diyor ki yeni kestiği bu noktaların yani şu nokta. Bu nokta nedir artık? X2 eksi 3'tür. Ya da şu nokta nedir? X1 eksi 3'tür. Çünkü 3 birim düşürdüm. 3 birim düşürdüm bunları. İşte bu yeni iki noktanın toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi X1 ile X2'nin toplamı zaten 2'ydi. 2'ydi. Burası 2'ymiş zaten. Eksi 3 eksi 3 bir de eksi 6 eklendi buna. 2 eksi 6 eksi 4 oldu. Gerçekten güzel soru oldu. Şimdi üçüncü soru. Şekildeki fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Peki. Buna göre diyor, değişim hızını soruyor arkadaşlarım. Bir, şimdi doğrusal fonksiyonlarda neydi değişim hızı? O aralıktaki eğim açısıydı değil mi arkadaşlarım? Eğimiydi daha doğrusu. Şimdi 0 ile 1 aralığındaki eğimine bakalım. Bak 0 ile 1 şuradaki aralıktaki eğimi. Şu açının tanjantı demiştik kardeşlerim. Ve şurası 1 birim. Burası da bir birim şu sıfırla bir arası olduğu için. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Bir bölü bir, bir yaptı. Değişim hızı birdir diyebiliriz. Bunu normalde şöyle de yapabiliriz arkadaşlarım. Hani neydi değişim hızının formülü? Y'lerin farkı 3 eksi 2 bu aralıktaki. 3 eksi 2 1. X'lerin farkı 1 eksi 0 yine 1. 1 bölü 1'den 1. Başka?
1 ile 3 aralığında şu aralığı soruyor şimdi. Şuradaki fonksiyonu bulacağız biz. Bu aralıktaki şey soruyor bize. Değişim hızı 1 bölü 2'dir diyor. Bakalım doğru mu? Şu açının tanjantını bulacağım ben hemen. Şurası 4'ten 3 çıktı 1. Şurası 3'ten 1 çıktı 2. Tanjant neydi? Karşı bölü komşudan 1 bölü 2. Evet doğru. Bu da doğru. Yine şöyle de bulabilirim. Bu uç noktadaki 4 ile 3'ün farkı 4 eksi 3'ten 1, 3 eksi 1'den 2, 1 bölü 2'yi böyle de bulabilirdim. Son olarak 3'e 6 aralığında şu aralıktaki değişim hızı, şimdi şuradaki açının tanjantını bulacağım hemen arkadaşlarım. Şurası toplam 4, şurası da 2, 4 bölü 2'den 2'dir bunun bu taraftaki açının tanjantı. Ama eğim neydi? Sağ taraftaki açıydı. Tanjantta sol taraftaki kaçsa sağ taraftaki eksilisidir. Demek ki bunun değişim hızı da eksi 2 olacak. Evet bu da öyle diyor zaten. Bu da doğru. Demek ki cevap Edirne geldi. Dördüncü sorumuz. Uygun koşullarda tanımla f ve g fonksiyonları için. Feri veriliyor. Buna göre f fonksiyonun grafiği orijine göre simetrik olduğuna göre. Hadi bakalım şu odaklanmayı bir ayarlayayım. Ve başlayalım. Şimdi orijine göre simetrik diyor kardeşim. Tamam. Orijine göre simetrik fonksiyonlar neydi? Tek fonksiyonlardı. Madem ki bu adam tek fonksiyon, o halde ben şöyle yazabilirim kardeşim burada. F'de x gördüğüm yere eksi f'de x yazabilirdim kardeşim. Bu da tamamdır. Olduğuna göre f'de 1 kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi g'de 3'ü vermiş. O halde x yerine 1 yazarak biz bir başlayalım. Çünkü G'de 3 olmasını istiyorum. 1 yazın arkadaşlarım. G'de 3 çıkar. Eşittir 1 yazın. 2 çarpı 1'den 2. F'de eksi 1. Bir de ne oluyor kardeşim? F'de eksi 1. Eksi 3 çarpı 1'den 3 mü geldi dostlar burası? Bize neyi soruyordu? F'de 1. Ben bu eksi 1'i dışarıya verebiliyordum arkadaşlarım. Yani şöyle olacak bir düzenleyeyim. G'de 3 neydi? 2. Eşittir. 2 çarpı bu eksiyi dışarıya veriyordum. Eksi 2 f'de 1 oldu burası. Çünkü orijine göre simetrik. Çünkü orijine göre simetrikse tek fonksiyon. Bunu yapabiliyorum kardeşim. Bir de eksi 3 var. Hadi eksi 3'ü bu tarafa alalım. 5 eşittir. Eksi 2 tane f'de 1. Eksi 2'ye bölelim. Eksi 5 bölü 2 çıktı. Bursa çıktı sorumuzun cevabı. Geldik 5 numaraya. Yukarıdaki kuralı verilen fonksiyonlardan hangileri gerçel sayılar kümesinde daima artandır diye bir şey sormuş bize dostlarım. Şimdi daima artan demek sen x'e mesela öyle değerler vereceksin ki şimdi x'e mesela 1 verelim. 1 verirsen birinci fonksiyon için konuşayım. Y değerine çıkıyor eksi 2. X'e bak artan bir değer veriyorum. Şimdi x'e 2 veriyorum bir değer artırdım. Y ne çıkıyor bu durumda? Eksi 4. Hayda olmadı ki. X'ler artarken Y'ler azalıyor gittikçe. O zaman bu artan fonksiyon değil. Bir numara gitti. Şimdi iki numaraya bakalım. İlk bakışta genelde hepimizin bu artan dediği bir fonksiyondur. Ama bu da daima artan değildir arkadaşım. Bak şimdi nasıl göreceksin. Şimdi eğer Gx için konuşalım. X'e 1 verdiğinde Y ne çıkıyor? 1. X'e 2 verdiğimde y ne çıkıyor? 4. Hocam 3 ver. Çok güzel. 9 geliyor değil mi? Hani hep böyle sanki artıyormuşuz gibi geliyor ama öyle değil kardeşim bak. X'e 1 bölü 2 ver. 1 bölü 2. Y ne çıkıyor bu durumda? 1 bölü 4. Değil mi karesi? X'e 1 bölü 3 ver. Bak x ya da 1 bölü 3 değil 1 verelim x'e. 1 ver. Y ne çıkıyor bu durumda? Karesi yine 1 geldi kardeşim. Bak şimdi olay şu. Burada tam gerçi belli olmadı. Ben de tam böyle sayıları sallamışım kafadan. Şimdi rasyonel sayılar verdiğinde hani rasyonel sayının paydası bak 1 bölü 4 gittikçe küçülecek. Mesela işte 1 bölü 3 verelim. 1 bölü 3 verdiğimde 1 bölü 3 diyeyim şuraya daha küçük bir şey. Yani aslında şöyle yapacaktım işte ya. Söyleyemedim işte niye söyleyemediysem. Önce x'e 1 bölü 3 verelim. 1 bölü 3 verdiğinde 1 bölü 9 mu oldu kardeşim?
Sonra 1 bölü 2 veriyorum bak x'e. 1 bölü 4 oldu. Yani yavaş yavaş gidiyor yukarı. Hangisi daima artandır diyor bana. Ama buna x'e değerler verdikçe y'lerin değerlerinin azaldığını da gördüm arkadaşım. O yüzden diyorum ki yani 0 ile 1 aralığında değerler verin. Hatta eksi 1 ile 0 aralığındaki değerleri verin. Mesela x'e eksi 1 bölü 2 versek y ne olacak bu durumda? Şöyle sayı doğrusunu da göstereyim arkadaşlarım. 0 burası olsun, eksi 1 burası olsun. Şimdi eksi 1 bölü 2, eksi 1 bölü 3'leri falan verdiğinde y değerlerinin azaldığını göreceksiniz. O yüzden bu da artan değildir. Ama burada x yerine ne yazarsanız yazın daima arttığını göreceksin. O yüzden cevabımız sadece 3 olacak kardeşim. 6 numaraya geldik. Yanda doğrusal fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre bilmem neyin grafiği nedir diye soruyor. Önce şu fx'in grafiğini bir yazalım mı? Hatırlayın köşe taşında anlattık. X bölü 2, y bölü 4 eşittir 1 diyorum kardeşim. Burayı 2 ile genişletiyorum. 2x artı y bölü 4 eşittir 1. Yani 2x artı y eşittir 4. Y eşittir 4 eksi 2x. Bu benim fx fonksiyonum. Şimdi de diyor ki bana, bunun diyor x gördüğün yere eksi x artı 1 yaz diyor. E yazalım. Şöyle olacak. Y eşittir 4 eksi 2 çarpı eksi x artı 1. Hadi düzenleyelim. Y eşittir 4 artı 2x olur. Eksi 2. Yani y eşittir 2 artı 2x oldu kardeşim. Şimdi bunun da grafiği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sen hemen x'e 0 ver, y'yi 2'de kesiyormuş. X eşit 0, y eşittir 2 oldu. Y'ye 0 verelim, eksi 2, eksi 1 mi oldu? Y 0 iken de x'i eksi 1'de kesiyormuş. Eksi 1 ile 2. Adana şıkkında var. Doğru cevabımız Adana. 7 numaradayız dostlar. Evet. Aşağıdaki grafik bir şirketin açıldığı yıldan 6 yıla kadar kar zarar durumunu göstermektedir. Kar zararı 1000 TL üzerinden göstermiş. Zamanda yıl. Buna göre bu şirket için açıldı aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tamam. Birinci yılda 1000 TL zarar etmiş. Bakalım. Birinci yıla geldik arkadaşlarım. Birinci yılda şuradaymış. Zarara gelmiş değil mi? Eksi 1 olduğu için negatif tarafa düşmüş zarar. Bir birimlik zarara düşmüş. Sıfırdan 1'e düşmüş. Bir birim neydi burada? Bir birim 1000 TL'ye karşılık geliyormuş. Demek ki birinci yılda 1000 TL zarar etmiştir. Doğru. Mesela ikinci yıla bakın. İkinci yılın karşılığı eksi 2. Yine zarar etmiş ve eksi 2000 TL zarar etmiş. Bak burası bunun minimum değeridir değil mi dostum? Demek ki eksi 2000 TL. En fazla zararı ikinci yılda yapmıştır. Evet doğru. Eksi 2000 TL'ydi zarar dediğimiz şey. Devam. Dördüncü yılda, dördüncü yıla geldiğimde x eksenini kesmiş. Yani artık tam sıfıra karşılık geliyor değerleri. Yani ilk başladığı duruma düşmüş. Yani ne kar ne zarar durumuna gelmiştir. Evet bu da doğru. Şirket 4-6 yıl aralığında kar elde etmiştir. Bakın 4 ile 6'nın arasındaki fonksiyona bakın gittikçe artıyor. Kar gidiyor değil mi? Mesela 5. yılda 2000 lira kar, 6. yılda 4000 lira kar elde etmiş. Sürekli kar elde etmiş arkadaşlarım. Bu da doğru. E cevap Edirne çıktı zaten de bir okuyalım. Şirketin karı 2-4 aralığında ekonomik anlamda azalmıştır diye soruyor. 2-4 aralığında şirketimizin karı şurası. Bak kara doğru geçiyor yavaş yavaş. Yukarıya doğru gidiyor. Ekonomik anlamda azalmıştır diyor. Hayır gittikçe artıyor arkadaşlar. Bak yokuş çıkıyorum değil mi? Bisikletimle yokuş çıkıyordum. Artış var. Artış olduğu için azalma vardır diyemeyiz biz arkadaşlar. O yüzden yanlış cevap edin. 8 numaradayım. Bakalım ne diyor 8 numara. Şöyle bir odaklanmasını ayarlayalım. Minimum noktaya da çıkartalım maksimum noktaya. Y eşittir fx, x kare, gx ve hx fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Pekala. Buna göre gx ve hx fonksiyonları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet. 8. sorumuz köşe taşlarında çözdüğümüz
sorunun benzeri arkadaşım. Köşe taşlarının birinde buna benzer bir soru çözmüştük biz. Bakalım neler olmuş. Şimdi GX için konuşalım. GX kardeşim, şurada tepe noktası sıfırdaydı. Bak 1'e düşmüş tepe noktası. 1'in hizasına gelmiş. Demek ki bir birim sağa kaymış tepe noktası. Sağa kaymak demek ne demek? X üstünde sağa gitmek. X'ten 1 çıkartacaksın demek. X eksi 1 olacak demek. Demek ki şöyle olacak. F'de x eksi 1. Bir kere F'de x eksi 1 olacak. Şu Denizli ile Edirne'yi kafadan zaten sildim. Siz göremiyorsunuz şu anda videoda büyük bir ihtimal ama onlarda x artı 1 var arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. X artı 1 olanları zaten sildim ben. X eksi 1 olacak çünkü. Devam. Başka. Ne yapmış başka buraya? Bak bir birimde yukarıya kaydırmış tepe noktasını. Gördünüz mü arkadaşlar? Tepe noktası şuraya gelmiş. Yani bir birim sağa gelmiş, bir birim yukarı gelmiş. Sağa geldiği zaman x'ten 1 çıkartıyorum. Yukarı gittiğinde fonksiyona 1 ekliyorum. O halde 1 ekleyeceğim. Ceyhan da gitti arkadaşlarım. Çünkü 1 çıkartmış. Ya Adana ya Bursa şimdi sorumuzun cevabı. Bunu da hangisi belirleyecek? H belirleyecek. Şimdi H'a bakalım. Dostum bir kere H dediğimiz şey kollar yukarı doğruydu F'de aşağıya doğru düşmüş. Yani bir kere X eksenine göre simetrisini almış. X eksenine göre simetride ne oluyordu? Y'nin işareti değişiyor. Yani F'in önündeki işaret artıysa eksi olacak. F'in önünde işaret artı olduğu için burada eksi olacak. Yani cevap Bursa çıktı bile. Hatta hatırlayın tarama testinde mi ne bir soru çıktı arkadaşlarım. Şöyle bir fonksiyon vardı. Biz biraz daraltınca kollarını iki katına alınca daralıyordu şöyle kollar. Bak burada da kollar biraz daralmış değil mi? Normalde şöyle olması gerekiyor. Ama biraz daraltmış. Yani iki katını falan almış dedim ben. O yüzden x'in. Ondan da söyleyebilirdik yani. Ama olsun. Biz zaten eksiden bulduk bile. Evet. Dokuzuncu sorumuz. Bakalım ne diyor? Fx fonksiyonunun grafiğinden y eşittir bilmem ne fonksiyonu grafiğini elde etmek için sırasıyla aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır? Bak şimdi x'te ne olmuş dostum? Burada x'ti, burada x artı 3 oldu kardeşim. Yani x'e 3 ekledi. Peki 3 ekleyince biz ne yapıyorduk artı 3? Demek ki 3 birim sola doğru gitti. X üstünden 3 birim sola gidecek. Şöyle gösterelim. Şöyle bizim koordinat sistemimiz, şurası x'lerin pozitif olduğu, şurası negatif oldu. Sola gidecek, yani negatif yöne doğru 3 birim gidecek x ekseni üzerinden. Hadi bakalım şıklarda hangisinde x ekseninde negatif yönde 3 birim gidecek diye bir şey var. Pozitif yönde diyor A şıkkını sildim. Pozitif yönde diyor B şıkkını sildim. Negatif yön x ekseninin pozitif yönünde diyor Edirne'yi de sildim arkadaşlar. Şu anda iki şık arasında kaldım. Hadi bakalım şimdi negatif yönde 3 birim. Negatif yönde 2 birim diyor zaten bu. Bu da bir kere kafadan gitti de cevap Ceyhan çıktı bile çoktan ama biz bir de diğerinde değerlendirelim. Şu -2'yi de değerlendirelim. Dostlar fonksiyona komple -2 eklemiş. -2 koymuş. Yani y ekseni doğrultusunda aşağı doğru. Aşağı doğru demek ne demek? Y'lerin aşağısı negatif demek. Demek ki y ekseninde negatif yönde 2 birim. Evet işte Ceyhan'da da zaten öyle yazıyordu. Geldik 10 numaralı sorumuza. Şekildeki fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. Y eşittir eksi fx fonksiyonunun aşağıdaki aralıkların hangisinde artandır? Dostlar bunu da nasıl buluyorduk arkadaşlarım? Hatırlayın bakalım şöyle demiştik size. Hani y eksi fx dediği zaman y'nin işaretini değiştirmiş. Y'nin işaretini değiştirmek demek x'e göre simetrisini almış demekti. Sen şimdi bunun x'e göre simetrisini alarak da çözebilirsin. Galiba evet birinci konu testimizin ilk sorusu muydu galiba arkadaşlarım? Yok 8. sorusunda da yaptık bunu. Konu testi 1'in 8. sorusu. Ya da şöyle hani pratik olarak demiştim ya size. Artanlığını mı soruyor? Sen şimdi şu durumda nerede azalansa simetrisini aldığında orada da artan olacak diyeceksin. Şimdi azalan demek neydi kardeşim? Şöyle yokuştan aşağı düşüyor bak. İşte burada azalan değil mi benim normalde şu anda hiç simetri almadan önce fx'im burada azalan.
yani eksi 2 ile 2 aralığında azalan, simetrisini aldıktan sonra da burada artan olacak. O yüzden cevap Ceyhan gelecek. 11. sorumuz. Fonksiyonunun grafiği önce y eksenine göre simetriyi alınıp, şimdi y eksenine göre simetride ne oluyordu? X'in işareti değişecek. Yani sen x gördüğün yere eksi x yazacaksın kardeşim. Bak x yerine eksi x yazdım, karesi. Artı 2 çarpı eksi x yazdım, bir de artı 3 var. Y eksenine göre simetriyi alınıp aldım. Hadi alalım bunu. Eksi x'in karesi yine x kare yapar. Şurası eksi 2x yapar, artı 3. Sonra y ekseni boyunca bir birim yukarı ötelendiğinde, dostum y ekseni boyunca bir birim yukarı öteleyince fonksiyona biz 1 ekliyorduk değil mi? Artı 1 ekledim. Ne oldu yeni hali? X kare eksi 2x artı 4 oldu. Bize de diyor ki buna göre yeni fonksiyon nedir? İşte zaten x kare eksi 2x artı 4 Denizli şıkkında var sadece. O yüzden işaretledim. Evet dostlar, 2 numaralı ünitemizi de gömdük, bitirdik. Hadi hayırlı olsun. 3 numaralı ünitede görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin kardeşler.